Son bir aydır yine bütün eBay'den ve AliExpress'ten gelen ürünleri bir kutuda biriktiriyorum. Şimdi hep birlikte ne kadar saçma sapan şeylere para harcamışım göreceğiz. Önce birkaç tane peruk var, onları göstermek istiyorum. Bunların hepsi bu ay geldi. Aslında 4 tane peruk var ama bir tanesini şekillendirdim şu an Ariel için, o yüzden içeride onu gösteremeyeceğim. Bir tane sarı uzun dalgalı peruğum var. Bunu 9 dolara almıştım. Yoğunluğu ve ağırlığı çok güzel geldi. Bunun linkini mutlaka aşağı koyacağım. 9 dolar için çok kaliteli bir peruk geldi. İkincisi Alice Madness'taki Red Queen için aldığım kâküllü kısa siyah bir peruk. Bunu da 5,5 dolara almıştım. Üçüncüsü ise maalesef çok geç gelen, o zamana kadar ikincisini almak zorunda kaldım. Ethan'ın Flounder cosplay'i için aldığımız kısa mavi peruk. Bunun kalitesi çok yüksek olmasa da fiyatı çok düşüktü. O yüzden bunu da aşağı koyacağım. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama 3,5 ya da 4 dolar olabilir. Çok emin değilim. Acaba yüksek miydi? Acaba. Hemen saçma sapan bir şeye geçeyim. Mousepad aldım. Laptop kullanan birisi olarak ve mouse neredeyse hiç kullanmayan biri olarak niye mousepad aldım? Çünkü 1 dolardı ve çünkü pandaydı ve çünkü çok tatlıydı. Devam ediyorum. Bu ay çok fazla ne deniyor? Armağan. Evet. Dikmek ya da yapıştırmak için uygun olan armalardan aldım. Şöyle bir Tom ve Jerry seti aldım. Bunların set olarak fiyatı çok uygundu. 2,5 dolar falan. Birincisi şöyle hafif creepy göz şeklinde olan, bunun da 0,4 dolar olması gerekiyor. En pahalı ve üçüncüsü bir Ravenclaw arması. Şöyle gösterebilirim. Onun kalitesi de gerçekten çok güzel çıktı ama 2,5 dolar tek bir arma için yüksek bir fiyat açıkçası. Genelde Harry Potter armalarının fiyatları yüksek oluyor ama kaliteleri de şimdiye kadar gelenlerin hepsi gayet güzel. Geçen ay gösterip göstermediğime emin değilim. Küçük gözler almıştım geçen ay. Bu ay büyüklerini aldım. Ama bunlar içleri dolu ve böyle daha sağlam, üstü cam şeklinde geldi. Bunlar çok çok daha güzel. Fiyatlarını tam hatırlamasam da ufak olanlardan daha ucuz olduklarını hatırlıyorum. Kırtasiye ürünlerine devam ediyorum. Bayağı kalem aldım bu ay. Şu şırınga şeklinde olanlar 5'li set haline satıyor. Diğer ikisi kalem kutumda olduğu için onları gösteremedim. 5'li setinin 2 dolar falan olması lazım. İkincisi de bu şekilde böyle kemik şekillerinde kalemler. Bunların da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şırınga şeklinde olanların yazışı ince ve çok güzeldi. Bunlar bugün geldiği için henüz ve daha sonra benim için her zaman Cadılar Bayramı olduğu için ufak bir bal kabağı böyle sepetim var. Sert bir plastikten yapılmış. Bunun gelen kargosu o kadar sağlam bir şekilde paketlenmişti ki hani şundan daha pahalı olduğunu düşünüyorum bunu sağlam paketlemek için kullandıkları şeylerin. Sanırım 1 dolar olması lazım. Nasıl ufacık bir şey için biraz pahalı diye düşünebilirsiniz ama çok tatlı. Daha sonra yarım dolar olan şu örümcek ağları var. Bunlardan daha önce gördüğünüzü bilmiyorum. Genelde Cadılar Bayramı'na yakınken parti malzemeleri yerlerine de görüyorsun ama böyle açınca şu şekilde şöyle netleyecek mi acaba? Şu şekilde ağ oluşturan şu küçük paket böyle bir duvarın yarısını falan kaplayabiliyor düzgün açtığımızda. İçinde birkaç tane minik örümcek. Bir önceki videoda bahsettiğim film ve dizi serilerinin anahtarlıklarını, kol düğmelerini, kollarını satan satıcıdan tekrar alışveriş yaptım ve 16. gün elimdeydi. Bir tane şöyle Game of Thrones anahtarlığı aldım. Kalitesi inanılmaz gerçekten, hani fazla güzel. 1,5 dolar fiyatı. Daha sonra bir Stormtrooper kol düğmesi. Bu sefer sağlam geldi kol düğmeleri. Bir tane R2D2 kol düğmesi. Bunları çok net gösteremiyorum poşetlerinden çıkarmadığım için. Bir tane de bunu erkek arkadaşımız, çok emin değilim ama Transformers'ın amblemi ya da öyle bir şey sanırım bu. Bir de onun kol düğmesi. Order of the Phoenix
rozeti bunu çok beğendim gerçekten. Böyle 10 tane daha alıp bütün kıyafetlerime falan takmak istiyorum açıkçası. Bir tarafında Wolverine yazan, bir tarafında Logan yazan bir isimlik. Ne deniyor bunlara? Künye? Künye kola takılan mı yoksa buna da mı künye deniyor? Bilmiyorum işte. Bunu aldım. Bunu da erkek arkadaşım istedi. Bunun da fiyatı 1,5 dolar gibi bir şey olması lazım. Saçma sapan şeylerle devam ediyorum. Makyaj konusunda ilgilendiren iki ürün var. Bir tane 1 dolarlık Real Techniques markasının süper çakmalarından bir tanesi. Ufak bir fırça kontür için uygun olduğunu düşünüyorum. Kıllarının yumuşaklığını çok beğendim. Henüz deneme fırsatım olmadı ama deneyince de tekrar paylaşırım. Bir tane de şöyle brush egg olarak geçiyor. Hani arkadan görebiliyor musunuz ya da şöyle tırtırları falan görünüyor mu? Emin değilim. Bunu fırçanızı sabunladıktan ya da temizleme solüsyonunu koyduktan sonra üzerinde gezdirerek bu tırtırlarından yardım alarak daha rahat temizlemenize neden oluyor. Ben bunların Instagram'da böyle 20 liraya falan satıldığını gördüm. Pahalı bir şey olduğunu zannetmiştim. O yüzden hiç bakmamıştım ama 0.9 dolar tanesi. Hani bu fiyata alınabilecek bir ürün açıkçası. Bir kere denedim. Başarılı buldum. Yani makyaj fırçalarının böyle derinlemesine süper temizlenmesi gerekmiyor. Ama benim bu cosplaylerle ilgili yaptığım craftların boyamalarında kullandığım akrilik boya fırçanın dibine kadar işliyor. O yüzden onların temizlenmesine daha başarılı aslında bence bu. Son iki, bir tane yine açık arttırmalardan 0.2 dolara kaptım. Şu şekilde bir kurdele var. Bu örülmüş mesinanın üzerine sim parçacıkları geçirilmiş. Çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Ama sadece 1 metre kadar, hani kullanmak için yeterli değil, belki ufak bir şey de, hatta hali hazırda bu formdayken şunu şöyle yapıp güzel bir tokamı yapmalı acaba. Ve benim favorilerim, hiçbir anlam ifade etmediğinin farkındayım bu şekilde. Ama bu ledli ayakkabılar son zamanlarda moda oldu. Tabi ayakkabıların yurt dışından gelmesi sorun olduğu için henüz ayakkabıyı almaya cesaret edemedim. Çünkü 100 liranın üzerine bir fiyata geliyor en az. O yüzden olmayanlarından bahsediyorum. Ve hani takılıp geri dönmeselerim, paramı geri alamam çok hüzünlü bir şey olurdu. O yüzden henüz denemedim. Ama alternatif olarak bunları buldum. Bunların fiyatı 3,5 dolar gibi bir şey olması lazım. 10 lira çok pahalı sayılmaz bence. Bunların olayı içinden böyle misinaya benzeri, içi dolu bir iki tane ip çıktı. Bağcık olarak geçiyor bunlar. LED bağcık olarak geçiyor. Şu şekilde pilli bir orta hazneniz var. Bunun iki yanında bu mesine geçirebileceğiniz yerler var. Bunları geçiriyorsunuz. Daha sonra ışığını yakıyorsunuz ve bu şekilde LED'li ayakkabı bağcıklarınız oluyor. İki modu var. Böyle yanıp sönmesini de sağlayabiliyorsunuz. Tamam, LED'li ayakkabılar kadar cool olmasa da bunlar da hiç fena değil bence. Aa, bir modu daha varmış. 3 modu var, pardon. Son olarak da konversiyonlar yaklaşırken herkesin en çok kaybettiği şey olan wig cap'ler. Kendime ten rengi ve siyah 3'er tane wig cap aldım. Bunların da maalesef bugüne kadar gelmediğini düşünüyordum, o yüzden tekrar aldım ama bugün geldi, bunların 50. günü falan siparişimin. Siz neler alıyorsunuz eBay'den, benim aldıklarım ve fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sormak istedikleriniz varsa aşağı yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.